Yeni bir köy programından merhabalar size değerli izleyenler. Bu hafta Bitlis Arıdağ köyüne gideceğiz. Tütünüyle meşhur, tütün ekimiyle meşhur Arıdağ köyüne gideceğiz. Arıdağ köyüne gider iken nelerle karşılaştık gördünüz? Doğudan güneydoğuya göç eden hayvanlarla değerli izleyenler. Havalar da artık soğudu, yaylalarda kalınacak gibi değil. Yavaş yavaş sıcak bölgelere, yörelere doğru gidiyor hayvanlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi tanıyalım. Ben Mahmut, çobanlık yapıyorum. Mahmut abi, nereden gelip nereye gidiyorsunuz? Van'da geliyoruz abi. Van bölgesinde. Evet, Van yaylasında geliyoruz. Van yaylalarında. Evet. Şimdi Siirt, Batman. Evet, doğrudur. Siirt'e gidiyoruz. Batman ve Nusaybin bölgeleri, sıcak yerlere gidiyoruz. Oralar daha sıcak değil mi? Evet. Yani haliyle dışarıda kalıyorsunuz. Evet, doğrudur. Değil mi? Gecesiyle, gündüzüyle. İki aydır bu sokakta kalıyoruz. Yani bir hafta kadar yani karın üzerinde yürüdük. Bir hafta. Evet. Peki gece nasıl uyuyorsunuz? Nerelerde uyuyorsunuz? Vallahi hayvanlarımız nerede durarsa orada uyuyoruz. Evet. Yani hayvanların insafına mı kalıyorsunuz? Evet. İyi bakalım. Yolculuk Van'dan Batman'a, Siirt'e veya Nusaybin bölgesine. Mardin. En fazlası Mardin'e gidiyoruz. Mardin daha sıcaktır. Evet. Oraya gidiyoruz Mardin. Ne zamana kadar orada kalacaksınız? 3 aya kadar kalacak. Kış ayının 3 ayı kadar kalacak orada. İlbaharda yine dönecek. Döneceksiniz. Evet. Tekrar Van'a doğru mu gideceksiniz? Evet. Evet, öyle yerlere gidiyoruz. Yine buralardan böyle yaya gidiyoruz. Böyle. Evet. İyi bakalım. Buradan kimlere selam göndermek istersin? Bak bakalım. Kimleri özledin? Seni görmek isteyenler vardır illa ki. İzleyenlere selam söylüyoruz. Teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin diyoruz. Değerli izleyenler, görüyorsunuz değil mi? Van'dan ta Nusaybin'e, Mardin'e yaya hayvanlarla beraber gecesiyle gündüzüyle yürüyüp gidiyorlar. ...150 haneli, 1040 nüfuslu Arıdağ köyündeyiz değerli izleyenler. Tabi yıllar önce burası Bursa'ya, İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya, Aydın'a çok göç vermiş bir köy. Kalanımız bu kadar değerli izleyenler. Sizlerle beraber Arıdağ köyündeyiz. Tütün tarlalarına gideceğiz. Bakalım neler var, neler yok. Tütünü nasıl ekerler, nasıl yetiştirirler, son aşaması, ilk aşaması nedir? Bunların hepsini sizlerle beraber öğrenelim. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Sizi tanıyalım. Ben Edip Aktaş. Edip abi. Evet abi. Kış hazırlığı değil mi? Evet. Ne yapıyorsun şimdi? Sıva mı? Sıva yapıyoruz. Kışın yıkmamak için bir yıkılmasın diye bir sıva yapıyoruz. İyi. Tutar mı dersin bu? Tutar. Niye tutmazsın? Abim yapmışsa neden tutmazsın değil mi? Cemil ustadır. İyi, kolay gelsin diyoruz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ettik. Arıdağ köyünde gezmelerimize devam ediyoruz değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi kış hazırlığı son sürat devam etmekte. Burada da bir vatandaşımızı görüyoruz. Güneşe karşı böyle çayını demlemiş, bardaklar hazır. Sizlerle beraber misafir olalım vatandaşımızın. Buyurun. Selamünaleyküm. Nasılsın abim? Hoş geldin abi. İyisin inşallah. İyiyim, sağ olasın. Keyifler nasıl? İyidir, Allah razı olsun. Buyurun, buyurun oturun. Siz de buyurun. Teşekkür ettim, Allah razı olsun. Hoş geldin. Gerçekten cana yakın çok değerli insanlarımız var. Çayı kimin için hazırlamıştın? Valla sizin için hazırlamıştım. Duydun geldiğimizi. He, vallahi duydum. İyi bakalım. Hani böyle bir çay molası verelim sizlerle beraber. Siz de bu arada bir çay alın. Ondan sonra yine devam edelim. Sizi tanıyalım bu arada. Ben Seyitan Aktaş. Arıdağ köylüsü. Evet, Arıdağ köylüyüm. Neler yaparsınız bu köyde? Neyle uğraşırsınız? Tütünle uğraşıyoruz. Çiftçi. Tütünle uğraşıyoruz. Geçimiz tütündür. Sadece tütün. Evet. Büyük baş, küçük baş hayvanınız yok mu? Hayvan yok. Yani hayvan artık
Herkes bitirmiş yani. Kimse artık uğraşamıyor. Hayvancılıkla kimse uğraşmıyor. Yetiştirdiğiniz tütünleri özel sektöre mi veriyorsunuz? Evet, özel sektöre veriyoruz. Kendi imkanlarımızla satıyoruz da. Devlet almadığı için. Evet, devlet almadığı için. Evet. Yani kotalı sistem mi? Evet. O da kalkmış. Yani artık kota da mı bitti? O da bitti. Ne kadar ektiniz bu sene? Valla yaklaşık 500-600 kilo ekmiş, o da kendi geçmemi için. 500-600 kilosunu ne kadar da sattınız? Valla kilosu 80-90-100 o civarda. Kıyılmış değil yani, böyle demet demet. Demet de kilosu 40-50-60 o civarda. Özel sektöre böyle verdiniz. Yok, özel sektör almadı. Kendi imkanı, yani kendimiz kıyıp da satıyoruz. Yani şu an özel almıyor. Kimse almıyor. Kimse almıyor. Sadece kendi imkanlarımızla kıyıp da satıyoruz yani. Böyle satıyorsunuz. Evet. İyi bakalım, bir yandan çayımızı da yudumlayalım. Buyurun, beraber olsun. Bize bir yandan şu çaylarımızı yudumlayıp bir yandan da tütünü sizden öğrenelim. Tütünü ne zaman ekersiniz? Hangi aylarda ekersiniz? Mayıs aylarında, Haziran aylarında ekeriz. Haziran aylarında ekersiniz. Söküm süreci ne zaman? Söküm de Eylül-Ekim aylarında. Eylül-Ekim. Evet. Bunun çeşitleri falan var mı? Tabii ki var. Adları nedir biliyor musunuz? Nasıl yani? Yani çeşitlerini ayırdığımız zaman hangi çeşit tütünü? Birinci kalite oluyor, ikinci kalite oluyor, üçüncü, üç kalite. Yani birinci kesim, ikinci kesim, evet. Üçüncü kesim mi demek? Üç renge değişiyor. Üç renkte değişiyor. Evet. Sarılmışı var, biraz hafiften kırmızı diyor, bir de yeşili var. Yeşili var. Evet. Bunları biçtikten sonra, söküm yapıldıktan sonra ne yapıyorsunuz? Hangi aşamadan geçiyor bu? Bunu kamışla sarıyoruz, asıyoruz evde. Eyvanlara asıyorsunuz. Evet, eyvanlara asıyoruz. Ondan sonra kuruduktan sonra, kışın hava nemlendikten sonra, ondan sonra demet yapıyoruz. Bunlar asıldığı zaman böyle kendilerini birbirlerine doğru çekerler, böyle kırışırlar değil tabii, mi? Tabii, tabii. Nemli bir havada olduğu zaman yumuşar tabii. Böyle tane evet. Tane açarsınız. Doğrudur. Evet. Ondan sonra neler yapılıyor? Ondan sonra açtıktan sonra gene yaprak yaprak açıyoruz. Evet. Güzel bir şekilde diziyoruz. Ondan sonra götürüp makinamız var. Kendi makinamızla kıyıp da kutulara koyup da satıyoruz. Bundan sonrasını görelim değerli izleyenler. Bundan öncesine belki imkanımız olmamıştı ama bu aşamadan sonrasına sizlerle beraber şahitlik edelim. Bir zamanlar hayvanların böyle çektiği kocaman iki tekerli arabalar vardı böyle. Köylüler bu şekilde faydalanırdı. Günümüz teknolojisi sonucu böyle pat pat motorlar var. Arkasına istediğiniz kadar yükü atın. İstediğiniz tarlada, dağda, bayırda, taşta rahatlıkla kullanabileceğiniz böyle bir yardımcı araç bu köyde oldukça çok. Diğer köylerimizde de var ama bu köyde oldukça çok değerli izleyenler. Haliyle tütün ekimi olduğu için tütünler de bu römorkalarla taşınıyor evlere. Çocuklarla beraber, sizlerle beraber önce köyün çeşmesinden birkaç yudum su alalım ve sonrasından tütünlerin ekildiği tarlalardan başlayıp eyvanlara doğru, kıyıma doğru gidelim. Birkaç yudum dedik ama birçok yudum almak gerekiyor. Gerçekten köy suları tertemiz. Tütünün ekildiği tarladayız değerli izleyenler. Seyitan Bey, Mayıs ayında mı ekim başlıyor? Evet, Mayıs ayında başlıyor. Mayıs ayında bu tarlaları ekersiniz. Evet. Değil mi? Ondan sonra söküm dönemi? Söküm dönemi Eylül-Ekim ayındadır. Ekim ayında söküm evet. Dönemi başlar. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi şöyle bir tane koparalım. Soğuk olmamış olsaydı yemyeşil olacaktı değil mi? Tabii, doğrudur. Evet. Soğumuş artık bir şeye yaramıyor. Şu an bir şeye yaramıyor. Evet. Bunu kopardığımız zaman, yapraklarını kopardığımız zaman evet. Sapları kalıyor değil mi? Evet. Sapları kalıyor. Bir şeye yarıyor mu? Yok, hiçbir şeye yaramıyor. Tekrardan toprağa karışıyor değil tabii. Mi bu saplar? Evet.
Şu saplar tekrardan toprak karışıyor. Şunlar evet. Tohum olmalı. Evet tohumdur ama bu tohum değil. Tohumları çünkü sökmüyor. Böyle tarlada yani komple böyle tohum bırakıyor. Bu evet. Böyle birkaç dal yani diyelim yani tohumluk için tohumluk ayırtıyoruz. Onlardan... Bu kendine yetişiyor ondan sonra tohum oluyor. Onu kopartıp da getirip de evde kurutup da tohumu çıkartıyoruz evet. İçinde. Yani yapraklar koparıldıktan sonra evet. Eyvanda işlemler devam ediyor. Evet doğru doğrudur. Mu? Eyvana doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Eyvan dedikleri yer burası değerli izleyenler. Böyle taşlarla aralarına çamur sıkıştırılarak birleştirilmiş. Üzerini yine ağaçlar ve üzerine toprakla şu uç kısımlarını da geniş taşlarla kapatmışlar. Yağmur damlaları böyle duvara değil de duvarın az ötesine taşırabilmek için. Böylelikle sizlerle beraber eyvanımıza, tütün eyvanına doğru gidiyoruz. Ya Allah, Bismillah diyoruz değerli izleyenler. Maşallah görüyor musunuz? Böyle asmışlar. Senelik kemiğimiz işte budur. Seyitan Bey. Evet abi. Bunları tane tane böyle kamışa evet. Tutturup asıyorsun. Tutturup da asıyoruz. Şöyle bir tane yaprak çekebilir miyiz? Tabii tabii. Bir tane çektik. Şöyle tütün yaprağı bu. Evet. Değerli izleyenler. Bunu çözdükten sonra böyle düzeltip demetler haline evet, mi getiriyoruz? Evet, demetler haline getiriyoruz. Demet var mı? Bir de demet görebilir miyiz? Var burada. şunlar da tütün demeti değerli izleyenler. Yani yapraklarını sayıp da bağlamıyorsunuz değil mi? Böyle yok, tahmini. Öyle tahminence. Evet, tahmini. Böyle mesela yaprak yaprak açıyoruz. Evet. Şu şekil. Demet yapıp da böyle bağlıyoruz. Bu en iyi tütün mü? Evet, birinci kalite tütünümüz. Birinci kalite, birinci. Güzel, güzel. Evet. Buradan sonra tütünler kıyım makinesine mı gider? Evet, doğrudur. Bunu bir daha tekrar yaprak yaprak açıyoruz ki evet. Yani makineden güzel çıksın. Tekrar, bunu yani tekrar demet olarak atıyorsunuz evet, mu? Evet, demet olarak olmuyor. Yaprak yaprak, yaprak açıyoruz dizdikten sonra götürüp orada onun şey var baskısı var baskını düzeltiyoruz baskıdan bastırdıktan sonra ondan sonra evet, makine koyuyoruz makine kendi haline çalışıp getiriyor o tütün. Öyleyse biz görelim bu makineyi değil mi? Görelim oradaki aşamayı da görelim değerli izleyenlerimizle beraber. Şimdi de tütünün kıyılacağı imalathaneye doğru gideceğiz. Yalnız bu terk edilmiş bir imalathane. Yıllar öncesinden yasakların gelmesiyle unutulmuş, bırakılmış. Sırf bizlere özel, sizlere özel tekrardan bu makineler çalıştırıldı. Tütünler toplatıldı. Sırf bizler şahitlik edelim diye değerli izleyenler. Çiftçi TV ekranları için. Ya Allah, Bismillah diyoruz. Kıyımhaneye girdik değerli izleyenler. Unutmayın ki bu görüntüler sırf Çiftçi TV için. Unutulmuş, terk edilmiş bir meslek yasaklardan dolayı değerli izleyenler. Sağ olsunlar bizleri, sizleri kırmadılar. İzleyenlerimiz geçmişte tütünün nasıl kıyıldığını göstermek amaçlı bu tezgahları, bu unutulmuş mesleği tekrardan böyle bir programlık canlandırıyoruz sizler için. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi tanıyalım abim. Mehmet. Soy isminiz? Mehmet Bora. Mehmet Bora. Evet. Neler yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız ne şimdi yapıyorum? Abi? Tütün. Eyvandan getirdiniz tütünleri. Evet. Tane tane böyle açtınız. Doğru mu? Evet doğru. Ondan sonra bu mekanizmaya yerleştiriyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Bir yerleştirin. İzleyenlerimiz de biz de görelim. Bunu tepeye kadar dolduracaksınız anladığım evet. Kadarıyla. Doğru evet, mu? Evet doğrudur. Kaç kilo sığıyor bunun içerisine? Da 3 kilo. 3 kilo falan. Evet. Biz yiyelim, izleyelim, görelim.
Şimdi hangi aşamaya geçtik? Bitti. Şu an bitti. Üzerine karton serip. Karton. Şunu da ben yardım edeyim. Bunu da bunun üzerine bırakıyoruz. Doğru mu? Evet, doğruydu. Ondan sonra baskıya mı geçiyoruz? Baskıya. Sıkıştırmaya. Evet, tamam. Yapalım abi. Yasaklar olmadan önce değerli izleyenler, insanlarımız işte bu şekilde tütünü kendi içimlikleri için işliyorlardı. Ama maalesef bugünümüzde bu meslekte unutuldu, gitti yasaklarla beraber. Bu şekilde böylelikle çift taraflı sıkıyoruz. Değil mi? Sıkıyoruz. Evet, sıkıyorum. Beraber sıkalım abi. Tamam mı böyle? Evet, tamamdır abi. Bundan sonra kalıp şeklinde makinaya. Sizi tanıyalım. Serkan Burak. Serkan Burak. Evet. Kolay gelsin abi. Sağ ol, siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun. Baskıdan çıkan tütünü makineye yerleştiriyoruz. Buradan çıkan buraya yerleştiriyoruz baskı halinde. Bunu kıyma başlıyoruz işte böyle. Kıyma başlıyorsunuz. Makineyi durdurabilir miyiz? Tabii. Bir makinamızı da görelim. Oldukça da eski bir makine. Bu makinamızın bıçağı? Bunlar bıçaktır. Bunları sivri. Şunlar bıçak. Hı-hı. Evet. Bunlar da sıkıştırılmış tütün yaprakları, evet. Doğru mu? Oradan getirdiğimiz tütündür burada. Bir yandan bıçak kesime başlarken diğer yandan da arkadaki iticiler devreye, evet, giriyor. Onlar devreye giriyor. Yavaş yavaş ileriye veriyor. Yavaş yavaş ileriye veriyor. İzleyelim. Çalıştırın tekrardan. İzleyenlerimize beraber görelim aşamayı. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu anda buraya vereceğiz. Ondan sonra buradan sirkeleyip kutuya bırakacağız. Sirkeleyip kutuya? Evet. İzleyelim. Sizi tanıyalım. Nurullah Bora. Nurullah. Evet abi. Nurullah kardeşim, makineden alınan, kıyınan tütünleri buraya bırakıyorsunuz. Evet abi. Buradan alıp da şu leğenin içerisinde. Evet, sirkeleyip kutuya kutuyoruz. Sirkeleyip kutuluyoruz. Evet abi. İzleyelim beraber bakalım. Hazır bir şekilde değil mi bu? Evet, tabii, hazır. Bunu bir zamanlar kendi içiminiz için yapıyordunuz. Evet abi. Yasaklar geldikten sonra bıraktınız. Evet, terk ettiniz, evet, değil mi? Evet abi. Olsun, sağlığımıza zararlı olduğu için devletimiz yasakladı. Biz sadece sizler şahit olasınız diye Çiftçi TV televizyonu için, Bizim Köy programı için bunların hepsi tekrardan düzenlenildi. Bu makinalar çalıştırıldı. Sağ olsun. Vatandaşlarımız bizi sizler için kırmadılar. Bizleri kırmadılar. İzleyesiniz, göresiniz geçmişte kara düzen tütün kıyımının nasıl yapıldığını sizlerle beraber Arıdağ köyünde gördük değerli izleyenler. Arıdağ köyü böyle ince daracık sokaklardan oluşuyor. Nesrin kızımızla beraber köyümüzü sizlere gezeceğiz. Burada da bir hanım annemiz var. Hani öğlen saati ya. Bir de yemek yapacak. Adın ne? Adım Bünyamin. Bünyamin, kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. Neler yapıyorsun? Şey yapıyorum. Köy içerisinde neler yapıyorsun? Okul var mı? Okula okul musun? Kaça gidiyorsun? 6. 6. sınıfa. Başka neler yaparsın okul bittikten sonra? Tarla işini yapıyoruz. Tarla işleriyle?
Hayvancı, hayvan falan var mı? Var. Neleriniz var? İki tane inek, bir tane golik. İki tane inek, bir tane de golik. Golik var, bir tane de yavru var. Evet. Bakıyor musun onlara? Bakıyorum. İlgileniyorsun. Evet. Seviyor musun hayvanları? Evet. Benim. Var mı bir isteğimizde? Yok. Kendine çok iyi bakıyorsun. Tandır yakılmış. Birazdan ekmek pişirilecek burada değerli izleyenler. Tandır da hemen evin yanı başında. Kuru ağaçları atmışlar. Birazdan tandır kızaracak. Öyle güzel mis kokulu ekmekler pişirilecek. Sizlerle beraber göreceğiz. Şahit olacağız tandır ekmeğine de. Tadına ben bakacağım. Ne yapalım? Sizler olmuş olsaydınız beraber bakacaktık. Öyle daracık, öyle güzel yollar, böyle de güzel geçişler var değerli izleyenler. Biz betonlu yapıların altından böyle rahatlıkla geçemezken, yüzyıllar boyunca buradaki insanlar böyle ahşap yapıların altından rahatlıkla, gönül rahatlığıyla geçtiler. Nice depremler etki etmedi. O denli sıcak yapılar, kaliteli yapılar. Burası değerli izleyenler Ermenilerden kalma bir çeşme. Ermeni yapısı bir çeşme daha doğrusunu söylemek gerekirse. Hala olduğu gibi duruyor. Dimdik ayakta ve çeşmeden suyu da akıyor. Bir de buradan birkaç yudum su alalım. Selamünaleyküm abi. Aleyküm sizi tanıyorum. Selam. Ben Savaş Vatur. Savaş abim. Arı Dağlılar kimlerdirler? Nereden geldiler? Ne kadar zamandır burada ikamet etmekteler? Abi Arı Dağlılar Zenderlilerden oluşuyor. Evet. Zenderliler de bir 100 yıl önce artık Zender Mütki'nin bir köyüdür. Evet. Artık oradan mı başka yere gitmişler, oradan direkt buraya gelmişler, biz de onu bilemiyoruz. Dedelerimiz biliyordu da evet. Biz bilemiyoruz. Yani Mutki'nin Zender köyüne gelmeden önce nereden gelmişler, bunu biliyor musunuz? Abi Botan, Cizre Botan'dan gelmişler. Evet, Cizre'den. Cizre'den gelmişler. Cizre'den. Oraya gelmişler. Oradan Cizre da gelmişler. Cizre'den sonra da Mutki'nin o yüksek dağlarına, Zender köyüne evet, yerleşmişler. Evet. Orada Zender'i ismini alıp ondan sonra ovaya inmişler. Doğru abi, mu? Bilmiyorum. Yani Arı Dağ civarına yerleşmişler. Evet, evet. Köyünüzde bir Ermenilere ait yani Ermeni yapımı bir çeşme gördük. Çeşme tarihini var, biliyor musunuz? Tarihini bilmiyoruz. Var mı o çeşmelerden? Çeşmelerden yok. Yok. Bir köprü var. 2-3 tane ev kalmış şu öbür mahallede. Onlardan kalma 2-3 ev kalmış evet. Evet. O 2-3 ev bir de bir çeşme. Evet evet o çeşmenin karşısındaki evde o Ermenilere aitti. O geçen sene yıkıldı orada. Enkaz halidir. Abi köylülerimiz Arı Dağlılar neler yaparlar, nelerle uğraşırlar, geçim kaynakları nelerdir? Abi tütüncülükle uğraşıyorlar. Tütüncülük daha önceden kurum vardı. Evet. Abi, evet. Ondan sonra kapandıktan sonra tüccarlar geldiler, özel sektör geldi. Evet. Onlara sözleşme, birkaç yılda onlarla sözleşme yaptık. Evet. Artık onlara veriyoruz. Yani bakıyorum o kadar geniş çapı arazileriniz de yok. Yani evet. Kişi başı 2 dönüm, 3 dönüm, ya bazen 1 dönüm ya bile. Ya yok. O da mi? Bu arazi sahipleri de hepsi dışarıdadır şu anda. Şimdi evet. Köyde kalanların çoğu. Aha. Onları kiralıyor, evet. O tarlaları kiral şey yapıyor, tütün ekiyor. Evet. Oldu. Buradan Arı Dağı terk eden, göçüp giden, mecburiyetten giden dostlarımıza selam söyleyelim, değil mi? Herkese buradan giden Arı Dağlılara tümüne selamlarımı gönderiyorum. Kucak dolusu selamlar olsun değerli izleyenler. Hem sizlere hem Arı Dağlılara.
Sen neler yaparsın abi? Valla ben de çiftçilikle uğraşıyorum. Ben Recbeli kasasından uğraşıyorum. Evet. Çiftçiyim, Recbeli kaynı. Köy içerisinde? Köy içerisinde valla uğraşıyorum. Hayvancılık falan yok mu abi? Valla benim bir tavuğum da yok. Bir tavuk bile yok. Tavuk da yok. Neden abi? Abi köy dardır. Dar, alan dar evet. Daran aldır. Bir de mesela köy nüfusu hemen 200 kişi fazla şey donum arazi az. Ve insan sayısı çok, arazi az. Arazi az, arazi yıllar az. Yıllar önce bu köy 10 kişinin, 20 kişinindi. O 20 kişiden türeyen yaklaşık binlerce kişi oldu değerli izleyenler. Yani herkese arazi paylaşmaya kalkarsanız 100 dönümlerden iner bir dönümlere kadar bir şey değil mi abi? Toplam arazi, resmi arazi 701 küsurdur. Resmi tapoli. Dönüm. Evet. Mesela, kocaman köye. Yani. Evet, evet. İşte şeyin tapoya şeyine soruşturduk. Mesela nüfusu, mesela biz babamda 6 kardeş. Evet. 6 kardeş, mesela babamın bir tarlası var. Bir tarlası. Bir tarlayı 6'ya vereceğiz şimdi. Evet. 2 dönümde. 2 dönüm 6'ya böl ne kadar oluyor? 2 dönümü 6'ya bölürseniz yani ne kadar kalacak değerli izleyenler? Erkek, kızları da şey yapmamıyoruz. Ha, kızları saymıyoruz. Kızları saymıyoruz. Bunlar erkekler için. Evet, erkekler için. Rabbim yardımcınız olsun. Amin. Peki dışarılara falan gitmiyor musunuz? Ya dışarıda mesela benim yaşım 40. Evet. Giden mesela benim okuma yazmam ilkokul. Gitsem dışarıda neyle çalışacağım? İnşaatta çalışacağım. İnşaatta benim nüfusum 7 kişiyiz. Evet. Benim aylık ne kadar? Yani bir buçuk ne? Kiremi vereyim. Mutfağa vereyim. Evet. Bir sürü masraf var dışarı. Ama burada benim masrafım buradan daha masraf olmuyor. Mesela masraf dışarıdan daha fazla. Köyden fazla olmuyor. Köyden masraf fazla. Tabii az oluyor. Biz de işte benim köyde oturduğum benim bir karşı toprağım yok. Benim evim yok. İşte mesela, bir de gücüyle çalışarak geçim kaynağını sağlamaya çalışıyorsun. İnşallah buna da şükür. Buna da bu rızka da şükür etmek lazım. Şükürler olsun ya Rabbi. Şükürler olsun. Değerli izleyenler, sizlerle beraber bir çay molası verelim. Tekrardan devam edelim köyümüze. Dedi ki efendim, tandıra gideceğiz. Tandır ekmeği sizlerle beraber yiyeceğiz. O tandırların, yanan tandırların birindeyiz şu an. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin ablacığım. Hoş geldin. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Ekmek pişirme zamanı değil mi? Evet. Oh, tandırımız da güzelce böyle ısınmış. Tam tandır da ekmek pişirme zamanı. Ablacığım bir ekmek pişirelim. Bu arada sizi tanıyalım. Ben Vesile Gündüz, Vesile Akyol. Vesile Akyol. Efendim. Hanım ablacığım, önce hamurunuzu yaptınız. Evet. Yumak haline getirdiniz. Evet. Ondan sonra tandıra şimdi vurup tane tane sıcak ekmek çıkaracaksınız, doğru mu? Evet. Görelim ablacığım. Oh. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Bu bizim ekmeğimiz. Yani benim hakkım diyeceğim ama olmayacak. Bu bizim hakkımız. Şöyle ucundan. Sizlerle beraber tandır ekmeğinin pişirme aşamasını da izledik değerli izleyenler. Böylelikle bir tandır ekmeğimiz de olmuş oldu. Köyümüzü gezmeye devam ediyoruz sizlerle beraber. Köyümüzün dışında şifalı bir su varmış.
İstedik ki sizler de görün. Bu su mantar için şifalıymış, mantar için iyi geliyormuş. Gidelim biz de görelim. Çeşme başına geldik. Etrafını böyle kapatmışlar bir duvardan. Burada bu suyu hem içiyorlar, mantarın bulaştığı bölgeleri yıkıyorlar. Kimisi petlere doldurup evine kadar götürüyor. İlkbahar aylarında bu gördüğünüz boruların hepsinden bolca akıyor. Haliyle sonbahar olduğu için sular da yavaş yavaş çekildi. Kala kala bir bu boru kaldı. Buyurun gelin bu sudan için. Şifalar olsun diyorum. Bize denileni size aktarmaya çalışıyoruz. Mandar için iyi geldiği söyleniliyor köylülerce. Ve gelip ziyaret edenlerin sayısı da oldukça çok. Bölgeden çok insanlar gelip bu sudan içip faydasını gördüklerini söylüyorlar. Evet değerli izleyenler, sizlerle beraber Bitlis'in Arıda köyünü, Kürtçe ismi Kultik köyünü sizlerle beraber gördük, gezdik. Buradaki tütün kıyımını sizlerle beraber izledik. Yüzyıllar önce Ermenilerin terk edip bıraktığı bir köydü Kultik köyü, Arıda köyü. Zenderilerin yaşadığı Cizre'den, Botan bölgesinden gelip Mutki'nin Zender köyüne yerleştikten sonra dağılıp Arıda köyüne de yerleştiler Zenderiler. Böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya başka bir köyde, başka bir ilimizin köyünde görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Bizlerle iltibata geçmek istiyor iseniz telefon numaralarımız ekranda görünecek. Bizleri arayın, köylerinize davet edin. Sizlere gelelim, sizlerle beraber dünyaya açılalım diyoruz. Haftaya farklı bir köyde görüşünceye dek sunumda ben Sefer, kamerada Enver Başkan, Mustafa Yüzer. Kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun diyorum.